çizgi teşekkürler. Fenerbahçe bugün saat 11'de kalkacak uçakta Antalya'ya gidecek. Hep anlatıyorduk, bu hani klasik bir antrenman temelli kamp değil. Bu hazırlık maçları yapmak için orada iki takımla maç yapmak için gidilen bir kamp. Bu yüzden de maçlara göre bir kadro belirlendi daha çok. Fenerbahçe Alanya'da sadece 2 gün maçsız antrenman yapma şansı olacak. Yani sadece 8'inde ve 9'unda antrenmanlar yapılacak. Maç öncesi, maç sonrası tabii rejenerasyon çalışmalarını da içerecek bu. Bu yüzden hafif sakatlığı olan oyuncular dahi, hani ciddi bir durum olmayan oyuncular dahi bu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Joao Pedro'nun zaten sakatlığı çok ciddiydi. Bunun dışında Altay bir bel bölgesine ağrılarından dolayı bir enjeksiyon yapılmıştı. Dinlenme sürecinde bu yüzden götürülmedi. Bunun dışında Juan Perez takımla çalışmalara başladı ama henüz fiziksel olarak maç oynayabilecek durumda olmadığı için yine kadroya dahil edilmedi. Emre Mor'un bileğinde bir şikayeti var. Bundan dolayı maç kadrosunda yer almadı. Arda'nın dizinde bir travma söz konusuydu, sakatlık. Alioski, o yeni bir gelişme. Alioski dün gerçekleştirilen antrenmanda bir sakatlık yaşadı, bir kas sakatlığı yaşadı. Bundan dolayı yine bu iki maçta sağlıklı bir şekilde oynayamayacağı için götürülmedi. Bunun dışında bir de Valencia var. Valencia'da tabii Dünya Kupası'ndan döndü, tedavisine başlandı, diz bölgesinde ağrıları vardı. O da biraz daha dinlenmeye, biraz daha tedaviye ihtiyacı olduğu için yine maç kadrosuna dahil edilmedi ama Batshuayi bugün takıma katılıyor. O da Belçika'nın elinmesinin ardından İstanbul'a geldi. Takıma katılıyor ve Antalya'ya gidiyor. Antalya kampında yer alacak. Michy Batshuayi tabii fiziksel olarak bir sıkıntılı durumu söz konusu değil. Zaten orada da oynuyordu. Batshuayi bu sebeple kadroya dahil edildi. 24 kişilik bir kadro. Dediğim gibi bu bir antrenman kampı olmadığı için, hazırlık maçları temelli 4 günlük kısa bir kamp olduğu için ufak sakatlı olan oyuncular dahi oynayamayacakları için Antalya'ya götürülmüyorlar. İstanbul'da bu oyuncular gerek tedavilerine gerekse bireysel çalışmalarına devam edecek. Peki Ahmet Selim Kul, çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Bir kez daha söyleyelim. Altay, Perez, Emre Mor, Arda, Alioski ve Valencia Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer almıyor. Selim'in söylediği sadece 2 günü maçsız geçirecek, idman yapacak Fenerbahçe. 2 hazırlık maçı için küçük de olsa sakatlığı olan isimler riske edilmedi şeklinde. Tabii yani normal. Çok sakatlık haberi geliyor şu anda. Evet. Yani umarız az sakatlıkla girer takımlarımız ki zevkli bir lig ikinci yarısı izleriz. Dileriz ki öyle olur. Peki Fenerbahçe haberleriyle biz devam edelim. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Fenerbahçe gazetelerimizi şöyle bir görelim. Bakalım bugün Sarı Lacivertlilerin gündeminde hangi haberler var? Fotomaç gazetesinin 3. sayfasında Valencia ile ilgili bir haber görüyoruz ilk olarak. Ener'de işlem tamam. Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Ekvadorlu forvetle yeniden anlaşıldı. 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Valencia, 1,5 milyon euro alacak şeklinde. Dünya Kupası'na başlangıç performansıyla acaba teklifler alır mı, takımdan gider mi diye konuşuyorduk Valencia için. Yeni sözleşme için bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Evet, yani çok olgun döneminde futbolunun, yürekten oynayan bir oyuncu. Dünya Kupası'nın hemen öncesindeki lig maçlarında bile elinden gelenin en iyisini verdi. Evet. Milli takım formasıyla da elinden gelenin en iyisini verdi. Çok saygı uyandıran bir karakter. Fenerbahçe'nin ben bu hamlesini doğru buluyorum. Hemen altında kaçırmayalım başlıklı bir haber var. Blodarishk için detaylı raporlar Jesus'a geldi. Yeni Leva olarak adlandırılan 19 yaşındaki santrfordan bahsediliyor. Acaba Pedro'nun yerine yeni bir forvet arayışı olur mu Fenerbahçe'de ve bu isim, bu genç oyuncu olabilir mi? Ne dersiniz? Kuvvetle muhtemel olmaz. Hani Pedro'nun yerine alınacak oyuncu değil o. Kaldı ki elde şu anda Batshuayi var. Joshua King atıyor, döndü ve iyi döndü. Valencia var. Serdar Dursun var. O da bayağı gayretli bir şekilde bir Survivor gibi kadroya asıldı ve bence o da faydalı olacaktır bu sezon. Şu anda Fenerbahçe'nin ben bir golcü ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Pedro'nun sakatlığına rağmen. Ama Vlodarczyk gibi bir oyuncuyu yatırım amaçlı alıyorsa Fenerbahçe'de Şu an daha büyük öncelikleri var Fenerbahçe'nin. Bence onlara odaklanması lazım. Yatırım amaçlı iyi bir kaleci alsın mesela. Yerli ya da yabancı. Kaleci demişken Altay'la ilgili bir haber var aynı sayfada. Fark 5 milyon TL başlığıyla. Altay'la yönetim yeni sözleşme için orta yol arayışında. Altay yıllık 25 milyon TL istiyor. Yönetimse 20 milyon TL'den yukarı çıkmıyor demiş haber. Bu haberi şöyle yorumlayabiliriz. Aradaki fark o kadar fazla değil. Euro'ya dolara vurulduğunda 300 bin dolar bile değil aradaki fark. Hı. Bu sebeple anlaşmaya çok yakın diye okudum ben. Önemli bir fark yani değil. Yani önemli bir fark değil. Yani 250 bin dolarlık bir fark var arada. Ortada buluşulur veya birisinin söylediğinde buluşulur. Çok büyük bir problem olmaz. Altay önemli bir kaleci. Şimdi biraz önce Toreira'yı konuşurken Toreira'nın menajerinin yaptığı açıklamaları değerlendirdik. Burada da sayfanın en altında Ferdi Kadıoğlu'nun babasının yaptığı açıklamalar dünden beri çok dikkat çekiyor Serkan Korkmaz. Babadan al haberi başlığıyla verilmiş haber. Ferdi Kadıoğlu'nun babası transfer iddialarını doğruladı. Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Fenerbahçe yeşil ışık yakarsa teklifleri değerlendiririz. Şimdi bu sezon ortasına ne kadar kafa karıştırıcı bir haber. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Ferdi'yi kaybetmek ister mi? Jorge Jesus bu konuya nasıl bakar? Bir babanın böyle bir açıklama yapmasını nasıl değerlendirmek lazım? Ne dersiniz? Genelde iyi iş yapan profesyoneller yani bu tip süreçlerde durumu biraz bırkalarlar. Yani işte Toreira'nın menajeri, Ferdi'nin babası. İşler yolunda gidiyor ve takımlar adına iyi işler yapıyorken, ara transfer dönemi de yaklaşırken böyle küçük yol yapmalar ticari olarak yani bence etik bir problem de taşımıyor. Babası konuşmuş. Ne demiş? İşte Napoli ile kim? Milan. Milan bizimle. Napoli ile Milan sizinle irtibata geçse sizden önce bizim haberimiz olurdu derim ben o babaya. Antetli kağıtlarla yazılı teklifler falan gelmeden. Demek ki dıdısının dıdısı, işte o menajerin bilmem ne ülkesindeki ortağı falan gibi adamlar ne dersiniz ya işte Ferdi'yi Milan'a yapalım mı falan diye gelmiş babaya belli ki. Hani Ferdi'yi nasıl etkiler? Ferdi genç bir oyuncu. Etkilemez. Ferdi işine bakar. Jesus var bir kere. Fenerbahçe yönetimi ve Jesus alacak karşısında konuşacak Ferdi'yi. Galatasaray yönetimi işte Erden Timur mu artık Dursun Özbek mi Okan Buruk alacak karşısında konuşacak Toreira'yı. Yani nedir bu olay? Ha tamam. Ya olabilir böyle şeyler falan. Hani şartlar uyduğunda gidersin denir. Sen peki hani şimdi mi gitmek istiyorsun yoksa hani devre arası? Çünkü bu çok kritik. Ferdi'nin Fenerbahçe'den devre arası ayrılma olasılığı, Toreira'nın Galatasaray'dan devre arası ayrılma olasılığı falan varsa böyle şeyler. Bunlar acilen önlem alınması gereken gelişmeler. O sebeple bence proaktif olsunlar. Yani gerek Galatasaray yönetimi, gerek Fenerbahçe yönetimi, gerek teknik direktörler bu konulara iyisi. Çünkü mesela bak Nelson'da o kadar panik yapmadım ben. Evet. Ama mesela Toreira feci bir şey olur.